Dedi ki o kardeşimiz hocam dedi. Vallahi dedi ben uyanıktım. Bu sahilde kafeler mafeler var. Ben uyanıktım. Hocam dedi denizin dibinden özür diliyorum bir homurtu. Öyle bir korkunç bir homurtu çıktı ki diyor. Vallahi diyor. Yani yerler kadar, dünya kadar büyük bir canavar çıkacak şimdi. Öyle bir homurtu. Yani bir ayının, aslanın homurtusu gibi değil, korkunç bir şeydi diyor. Aklım gidecek gibi oldu diyor. Kardeşlerim, peygamberimiz mescitte otururken ashabıyla beraber büyük bir kayanın, koca bir ağrı dağının gökten yere düştüğünü düşünün güm diye bir ses çıktı diyor. Hepimiz duyduk diyor. Ama kayamaya düştüğü yok. Öyle bir ses çıktı ki aklımız gidecek gibi oldu. Hepimiz korktuk. Ya Resulallah bu neydi dedik. Bu neydi ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bize döndü ve dedi ki bir taşı kocaman bir kayayı cehennemin ağzından aşağı bıraktılar. 70 yıldır koca bir kayayı düşünün. Yani kocaman bir kaya. Koca bir kayanın cehennem böyle cehennem 3 metre çapında bir kuyu değil. Cehennemin ağzı kardeşlerim şu iki yarı çapı cehennemin günlerce yol alacak kadar geniş. Koca bir kayanın onun içine bırakıldığını ve 70 yıldır düşmeye devam ettiğini şimdi duyduğunuz ses 70 yıldır cehennemin dibine doğru düşen taş cehennemin dibine yeni düştü. Yeni düştü. Cehennem yeni başlıyor. Daha leza yeni başlıyor. Daha sakar yeni başlıyor. Daha cahim yeni başlıyor. Daha hutame yeni başlıyor. Hazreti Ali'nin sakalları ıslanıncaya kadar ağladığı Resulullah bize anlattığında ashab-ı kiram hiç o günkü kadar ağlamamıştı diyor. Allah'a sığının dediği şey Ali'yi ağlatan neresi? Geleceğiz o konuya. Hazreti Ali gibi bir adam, Hazreti Ali gibi bir adam Resulullah'ın yanında beş yaşından beri sen içki mi içtin Ali haşa? Sen namaz mı terk ettin bir maç yüzünden? İnternette, Whatsapp'larda, Instagram'da, Facebook'larda gezmek için. Sen akşam namazının kafasını mı kopardın ey Ali? Sen niye ağladın ki? Seni ağlatan ne ki Ali? Hazreti Ali'yi ağlatan neymiş? Peygamberimiz Ali gibi adamların yüreğini dağlamış. Böyle günlere karşı hazırlıklı olun diye. Onun için asabi giram yere basarken korkmuş. Toprağın bizde hakkı var demiş. Üstüne bastığı topraktan korkmuş Hazreti Ali. Bu toprağın üstünde geziyorum ya bana hakkı geçiyor. Anasını babasını kapının önüne koyanlar. Ömrü boyunca sana iyilik edenleri bir günde çizi atanlar toprağın üstüne basarken titreyen Ali senin neyin olur ey Müslüman benim neyim olur Hazreti Ali biz hakikaten Hazreti Ali ile aynı İslam'ı mı yaşıyoruz ona gelen kitap bana gelen kitap mıydı benim okuduğum Kur'an onun okuduğu Kur'an mıydı? Onun okuduğu Kur'an benim okuduğum Kur'ansa o niye öyle yaşadı? Ben niye böyle yaşıyorum? Müslümanlar, can kardeşlerim cehennemin dibine 70 yıllık taş anca düşmüş. 70 yıl aklınız başınızda düşmeye devam ediyorsunuz. Aklınızı oynatmaz mısınız? aklınız gitmez mi çıldırmaz mısınız Kimse tutmuyor kolunuzdan Kimse yardım etmiyor size 70 yıl düşüyor da düşüyorsunuz Karanlık korkunç düştükçe de ateşi yükselen Bilir misiniz toprağa her indiğiniz 33 metrede toprak ısınır Fizik kuralıdır bu Şu anda Fizik kuralı bu. 33 metre indikçe toprak ısınır. Yani 330 metre aşağı doğru indiğinizde dünyanın üstünde 30 derece ise ısı oranın altında 40'a çıkıyor. 3300 metre indiğinizde 100 derece artıyor. Her 33 metrede bir derece ısınıyor bu yalan dünya şu anda. Peki cehenneme doğru düştükçe Bakın cehennemin yedi tane adı var daha birincideyiz. Daha birincideyiz. Ve Resulullah cehenneme yeni düştü o adam deyince. Onlar tabi Arapça bildikleri için cehennem dediğinde her cehennem dediğinde karanlık geniş bir kuyuya doğru düşen adamı anlıyorlar. Derin kuyu demektir cehennem. Ve Kur'an-ı Kerim'de 77 defa geçiyor ashab kiram peygamberimiz cehenneme düşen taş yeni düştü deyince Hazreti Peygamber'in ashabı mescidin içinde hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ağlıyor ki hani bazen böyle genç bir cenaze olur. Acıklı bir hikayesi olur o cenazenin de. Siz de ağladıkça ona bakar sen ağlarsın sana bakar o ağlar. Cemaat ağlaşmaya başlar ya. Vallahi aynısı olmuş sahabenin. O ağladıkça o ağlamış, o ağladıkça o ağlamış. Yani cehennemin dibine yeni düştü bu taş deyince. Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Fatıma'nın oğlu. Kerbela'da şehit olacak Hazreti Hüseyin. Bir gün evine girmiş. Evine girince odayı kapatmış içeride ağlıyor. Hazreti Hüseyin ağlıyor. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Fatıma'nın oğlu, Resulullah'ın gözlerini öptü, reyhan çiçeklerim dediği bağrına basıp, bunlar benim oğullarım, cennet çiçeklerim dediği Hazreti Hüseyin kapıyı kapatmış ağlıyor. İçeride bir şey var. Sizin evinize babanız gelse, kocanız gelse, hanımınız gelse, kapıyı kapatsa, içeride ağlasa merak etmez misiniz? Ya ne oldu bu, niye ağlıyor, bir şey mi oldu? Yavrum ne oldu sana demez misiniz? Hazreti Hüseyin içeride ağlarken ehl Beyt kapıya gelmiş. Hüseyin Efendimizin ağlamaları yükselince, Ya Hüseyin Allah aşkına söyle Resulullah'ın torunu seni niye ağlatıyor? Kim ağlatıyor seni? Sana ne oldu niye ağlıyorsun? Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi ki, Babam bana bir gün dedi ki, Aklıma geldi. Babam bana bir gün dedi ki, Hazreti Ali, Hicretin 40. senesi vefat etti. Hicretin 40'ı. Hazreti Hüseyin hicretin dördüncü senesi doğdu. Yani Hazreti Ali'yi vurduklarında, Hazreti Hüseyin Ali'yi cami kapısında gözü dönmüş pis bir teröristin suikastle terör saldırıyla vurduklarında İbnül Cem denilen nasipsiz hain zındık Hazreti Hüseyin Ali'yi vurduğunda Hüseyin 36 yaşında. Babasından bir şey aklına gelmiş Hüseyin'in içeri giri bağlaması oymuş. Niye alıyorsun ey Resulullah'ın evladı? Fatıma'nın ciğer paresi. Hazreti Ali'nin bize mirası. Ey Hüseyin sen ne alıyorsun? O da diyor ki babam bir gün baktım ki diyor namazını kılmış oturmuş mescidin kenarında ağlıyor. Babama dedim ki: "Ey Resulullah'ın damadı, ey Allah'ın arsanı, ey Uhud'da şehit düştüğünde Hazreti Hamza, Hamza'ya Allah'ın verdiği Esedullah lakabını Cebrail Aleyhisselam'ın getirip Bugünden sonra Allah'ın arslanı Hamza'dan Ali'ye geçmiştir ya Muhammed. Ali bugünden sonra Allah'ın arslanıdır dedi. Ey Allah'ın arslanı sen niye alıyorsun babam? Babam da bana dedi ki oğlum bizim bu dünyada ihanetler gördük. Hainler gördük dost dediklerimizin bizi terk edip düşman safına katıldıklarını gördük. Şu yalan dünyanın yolculuğunda ne kötü günler gördük. Ama biliyor musun ahirette öyle yolculuklar var ki öyle günler var ki Allah'ın konuşmayın benimle dediği bir insan grubu gelecek. Onlar çığlık atacaklar ya Rabbi ya Rabbi sen merhamet sahibisin bizi affet. Ne olur bizi duy ya Rabbi diyecekler. Allah da diyecek ki şunları susturun. Şu benden af dileyenleri, bize merhamet et ya Rabbi diyenlerin ağzına ateşten mühür vurun ve susturun. Konuşmasın bunlar. Bugün bunların konuşma hakkı yok. Biz onlara ömür vermedik mi dünyada? Biz onlara hayat vermedik mi? Her an tevbe edip Allah'ım beni affet ben pişmanım keşke yapmasaydım diyemezler miydi? Susturun bunları diyecek. Melekler de gelecek. Cehennemde çığlık adan adamların ağzına mühür vuracak. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Hazreti Ali diyor ki: Ya ben onlardan biri olursam diyor. Ya ben ibadetleri boşa gitmiş, sadakaları boşa gitmiş, dünyadaki ibadetleri, amelleri boşa gitmiş. Ve Allah'ın susturur şunu dediklerinden biri olursam ben ne olacağım dedi. Hazreti Ali cennetle müjdelenmiş bir adamdı Müslümanlar. Resulullah onları hayatında cennetle müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in damadı bunu oğluna söylüyor oğluna. Hazreti Hüseyin de diyor ki babamın o sözü aklıma geldi diyor. Ya Allah Resulü'nün damadı Ali böyle korkarsa ya Allah bana da derse ki susturun bunu derse. Ey Hüseyin, ey Ali siz öyle derseniz biz ne diyelim şu yalan dünyada? Haramlar, günahlar korkutmuyor bizi gösteriş Müslümanlığıyla cennete gidiliyor zannediyoruz. Yalandan millete kameranın önünde göstere göstere. Sadakamızı bile selfie çekip atıyoruz yahu. Kabe'de tavafımı ben selfie çekip atıyorum. Benden ne olur ki? Bizden ne olur ki? İftar sofrasını boy boy resim yaptırıp 150 kişiyle iftar yaptık diyoruz. Ali ben amelime güvenemiyorum derse bizden ne olur ki? Biz ne diyeceğiz ki huzurda? Bize ne diyecek acaba Allah? Cehennemden korkmadan bu iş olmaz. Yüreği yakmadan Allah yüzünü güldürmez ki. Önce yüreğin bu dünyada yanacak Müslüman. Alay edersin kolaydır. Bugün çok çocukluğumdan tanıdığım, memleketten tanıdığım bir hocam dünyadan ahirete göçtü. Ebu Bekir Aksoy hocam vardı, nur içinde yatsın. İslam için koştururdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun cenazesinde de hocalarım aile rica etti. Hocam siz buyurun dedi. Ailenin vasiyeti olmasa çok da öne çıkmayı hiç sevmiyorum. Şu kameralar, şu şöhret bizi batırdı. Kardeşlerim Allah ihlas ve takva sahibi insanların hatırına bizi affetsin inşallah. Her şeyimiz gösteriş ve riyayla doldu biliyor musunuz? Karı kocaya riya yapar mı ya? Karı kocaya birbirine riya yapıyor insanlar. İnsan anasına babasına riya gösteriş yapar mı? Anasına babasına gösteriş yapıyor insanlar. Biri varsa anasının elinden tutuyor, öpüyor, kaynanasına sarılıyor. Biri görmeyince yılan gibi diliyle sokuyor anasını gelinine zehir zindan ediyor dünyayı. Gösteriş Müslüman olmuşuz yalan dünyada. Solcu sağcıya, sağcı solcuya hayatı zehir etmek için yarışıyor. Nasıl ezdik diyor. Nasıl yapıştırdık diyor. Bunun için gelmedik ki biz. Alevi sünniyi, sünni, sünni aleviyi ezmeye çalışıyor. Kürt türkü, Türk kürde dil lafıyla sokmaya çalışıyor, laf sokmaya. Ey kardeşler, ey Müslümanlar. Vallahi dünya buna değmeyecek. Bu dünya buna değmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.